Onur Bey merhabalar. Merhaba. Sizin Kalkmerciler firması ile beraber yaptığınız, Aselsan'ın yaptığı bu çalışmada özellikle Aselsan'ın ürünleri hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Çevre sınır güvenliği konusunda ne avantajlar sağlayacak Aselsan ürünleri? Tabii. Şu an araç üzerindeki keşif gözetleme unsurlarının tamamını biz Aselsan olarak kendimiz üretiyoruz. Kritik bileşenleri. Yani bunlar nedir? İşte elektro-optik sensör sistemi, termal gündüz görüş ve lazer mesafe ölçer modüllerinin bulunduğu bir sistem. Yine kara gözetleme radarı var. Sol tarafta arka mastın içerisinde. Bu da yine 10 kilometreye kadar insan tespiti sağlayabiliyor her türlü hava koşulunda. Dünyada birkaç ülkenin üretebildiği keskin nişancı tespit sistemi, SEDA sistemimiz yine bu araçta var. Bu sistem sayesinde de herhangi bir atıcının araca doğru attığı süpersonik atışları tespit ediyoruz ve haritada bunları yerini gösteriyoruz. Yine 9661 telsizlerimiz var. Araçların hem karakollarla hem kendi aralarında haberleşmelerini sağlayacak. Ve tüm bu sistemlerin bir arada çalışmasını sağlayacak bir güvenlik yönetim yazılımımız var. Yine bu yazılım aracılığıyla da tek bir operatör tüm bu sistemleri etkin bir şekilde uyumlu olarak kullanabiliyor. Törende yapılan sunumda bir merminin şeye doğru, araca doğru ilerlediğini görmüştük. Evet. Aslında SEDA sisteminden kastımız herhalde evet. Aynen bu. Kesinlikle bu. Tam bir mesafesiyle beraber mi tespit ediyor yoksa evet. Sadece hangi yönden geldiğini mi tespit ediyor? Aslında ediyorum? Şöyle akustik tabanlı yani dünyada iki tane bu tespiti yapabilen sistem var. Birisi optik tabanlı, birisi akustik tabanlı. Akustik tabanlı sistemler daha çok kullanılıyor. Bunları işte Amerikalılar da Irak Savaşı'nda oldukça fazla kullanmışlar. Biz de bu sistemi milli olarak geliştirdik. Sistem aslında şöyle çalışıyor. Atıcı atışı yaptığı zaman hem namlu ağzından çıkan bir ses var hem de bu merminin havada kat ettiği süpersonik dalgalar, oluşturduğu dalgalar var. Bu dalgaların ve sesi birlikte füzyon yaparak tam bir koordinat verebiliyor. Ve biz bu koordinatı az önce bahsettiğim gibi sayısal harita üzerinde nokta olarak kullanıcıya, içerideki kullanıcıya gösterebiliyoruz. SEDA'ya baktığımızda 3 tane akustik mikrofonun çevreyi kapsadığını, 120'şer derecelik açılarla kapsadığını evet. Görüyoruz. Üzerinde bir tane daha var. Evet. Dikine duran bir mikrofon. Onun özelliği nedir? Aslında bütün mikrofonların özelliği aynı. Biz 4 mikrofonla şu an bu tespiti yapıyoruz. 4 mikrofondan gelen dataların birleştirilmesiyle. Mesela işte dünyada başka sistemler var. Yine 3 mikrofonlu bir sistem var. Amerikalıların 7 mikrofonlu bir sistemi var. Yani bütün mikrofonların görevi aynı aslında. ACK'yı gördük. Evet. Kara milimetre radarını gördük. 10 kilometrede insan tespiti. İçin değil evet. Mi? Kara araçları için ya da daha büyük araçlar için 10 kilometreden daha uzun. Daha uzun evet. Aslında 40 kilometreye kadar diyoruz biz. 40 kilometrede alçak dönüşen bir helikopterin gidişini tespit edebiliyor. Oradan geriye doğru geliyor. Aracın küçük büyüklüğüne göre küçülüyor. Elektro-optik sisteminize geldiğimizde onun bir menzili var mı? Bu da yine 8 kilometreye kadar insan tespiti yapıyor. Şahin Gözü OD sistemimiz. Bunu biz MÜGÜP üst bölgelerimizde, diğer sınır güvenlik projelerimizde birçok yerde yüzlerce kullandığımız bir sistem. Yine bu araçta da kullanıyoruz. Burada da hem termal hem gündüz görüş modüllerimiz var. Ayrıca lazer mesafe ölçer sayesinde de yine kullanıcının baktığı ekrandaki bir hedef tespit ettiğinde onun konumunu sayısal harita üzerinde yine gösterebiliyoruz. Termalinle optiğin mesafesi aynı mı yoksa gece gündüz mesafeler farklı mı? Aslında termalin ve optiğin mesafeleri farklı. Termalde daha uzun bir mesafemiz var tespit olarak. Çünkü biz kendimiz de pratikte gördüğümüzde geceleri bu sistemin daha çok bu sistemlerin kullanıldığını, daha çok gece kullanıldığını gördük. Termal kameranın daha çok kullanıldığını gördük. Gündüz görüşün mesafesi bir nebze daha kısa. Termali. O nedenle de termale daha büyük ağırlık veriyor. Termale daha ağırlık veriyor. Asker de kullanıcı olarak daha fazla ağırlık veriyor. Çok teşekkür ederiz efendim.